ve kurtarıcımız İsa Mesih'in inayeti ve selameti her birinizin üzerinde işlesin yine bugün sevgili kardeşler. Amin. Rab'bin evine hoş geldiniz. Ve Rab yüzünü güneş gibi sizlere parlatsın. Ta ki onun nuruyla nurlanmış olasınız. Canınız, ruhunuz ve bedeniniz kutsal ruh sayesinde kuvvet bulsun, tazelensin. Ve günahın her türlü işleyişinden sizi korusun, esirgesin. Amin. İbranilere yazılan mektuptan bugün sizlere paylaşmak istiyorum. İbranilere yazılan mektup 10. bölüm 19. ayetle 26. ayetler arasında. Önce bir okuyalım sevgili kardeşler. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Öyleyse yüreklerimiz sepmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da yüreklendirelim. Amin. Amin. Rab kendi sözünü bereketlesin. İbranilere yazılan mektubun bu bölümünde ve bu ayetleri okuduğumuzda bir şey görüyoruz ki yazar kutsal ruh vasıtasıyla İsa Mesih farklılığını ortaya koyuyor. Ve aynı zamanda da cesaretlendiriyor. Neden cesaretlendiriyor? Şimdi biz eğer ki Tevrat kitabını okursak, Tanrı'nın İsrail halkına kendisini tanıttığı günlere gidersek, orada bir şey görüyoruz ki, halk Tanrı'ya yaklaşmaktan korkuyordu. Hiçbir zaman halk cesaret edip de Tanrı'nın önüne gelemezdi. Ve hep şöyle söylerlerdi, ey Musa, Tanrı'yla sen konuş, Tanrı ne söylüyorsa onun söylediğini sen bize söyle. Çünkü biz Tanrı'ya yaklaşamıyoruz. Tanrı'ya yaklaşmaktan korkuyoruz. Ve Musa Sina Dağı'na çıktığı zaman dağın görüntüsü o kadar korkunçtu ki halk o dağın eteğine bile yaklaşamadılar. Ve böyle bir korkuyla hep uzakta durdular. Ne zaman ki Tanrı bir mabet yapılmasını, bir tapınma yeri yapılmasını emrettiğinde oraya da öyle bir bölüm koydu ki bir, hizmet yapacak, aracılık yapacak kahinlerin bulunacağı yer, ondan sonra orayı örten kalın bir perde, perdenin arkasında da Tanrı'nın izzetinin bulunduğu bir yer. Ve o Tanrı'nın izzetinin bulunduğu bir yer perdeyle kapalıydı ve hiçbir insan oraya giremezdi. Tanrı'nın izin vermediği, kutsamadığı hiçbir insan oraya giremezdi, girdiği anda ölürdü. Hatta kahinler bile giremezdi. Sadece ve sadece baş kahin senede bir defa kendisi için ve halk için onların günahları için kurban kesip kefaret kurbanını kestikten sonra o kutsal olan bölmeye giderdi. Halk ise daha uzakta dururlardı ve yaklaşamazlardı. Çünkü yaklaştıklarında bilirlerdi ki mutlaka Tanrı onları vuracak ve ölecekler. Şimdi böyle bir toplumun içerisinde şimdi yeni bir hareket başlıyor. Yeni bir uyanış başlıyor çünkü Tanrı yeni bir şey yapıyor. Tanrı'nın bir vaadi vardı. Yukarıdaki ayetler okuduğumuzda diyor ki Rab o günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur. Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım diyor. Ve sonra şunu ekliyor. Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Tanrı şimdi yeni bir antlaşma kapısı arıyor. Ve böylelikle kendi halkına sesleniyor ki artık uzakta durmayın. Bana gelmeniz için aradaki engeli kaldırıyorum.
aradaki perdeyi kaldırıyorum ve sizi kutsuyorum. Sizi de kutsallarım olarak takdis ediyorum ki sizler de cesaretle benim önüme gelesiniz. O dönemde kahinler vardı, insanlar kahinlere giderlerdi. Hatta biz eski ayet okuduğumuzda halk Tanrı'ya iman etmekle beraber şöyle söylüyorlar. Bir sıkıntıya düştüklerinde gidip diyorlar ki, ey peygamber, senin Tanrı'na dua et ki bize şunu yapsın. Bakın kullandıkları kelime, senin Tanrı'na. Neden? Onların Tanrısı değil miydi? Onların da Tanrısıydı ama onlar şunu düşünüyorlardı ki, peygamber daha yakındır. Onlar düşünüyorlardı ki kahinler Tanrı'ya daha yakındır. Bir aracılık hizmeti yapıyorlar. Ama biz halk olarak günahkar bir sınıfız. Böylelikle de biz Tanrı'ya rahat yaklaşamayız. Bir korkuları vardı. Tanrı'ya yaklaştıkları zaman öleceklerinin korkusu vardı. Şimdi bu korkuyu üzerlerinden atmasını istiyor Tanrı kelamı. Ne diyor? İşte bu nedenle. Neden? Çünkü günahlarınızı ve suçlarınızı anmayacağım. Tanrı bir şey yapıyor. Neden günahlar ve suçlar anılmayacak? Neden Tanrı günahkara baktığında onun günahından ötürü öfkelenmeyecek de aradaki engel kalkacak ve o kişi Tanrı'ya yaklaşabilecek? Bu yeni bir şey İsrail halkı için. Ama insanlar Tanrı'nın geçmişte neler yaptığını bilmediği için bugün bunların üzerinde fazla durmuyor ve düşünmüyor. Ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Yani artık korkumuz yoktur. Eğer İsa Mesih'teysek biz artık kutsallar sınıfındayız ve o dönemde nasıl ki kahinler Tanrı'nın önüne gelebiliyorlardı, biz de Tanrı'nın önüne çıkabiliriz. Tanrı bize bakar. Tanrı artık bizim dualarımızı işitir. Ve Tanrı bize artık öfkeyle yaklaşmaz. Ama şöyle söylüyor. İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde açtığı yeni bir yol. O zaman perde neydi? Biraz önce söylediğim gibi mabedin iki kısmı vardı. Diyelim ki şurası, burası kutsal olan bir yerdi. Kahinler bulunurdu. Burası da perde var. Komple bu perde kapatıyor ve perdenin arkasında ahit sandığı var. Ve kutsal olan yerdir. Sadece ve sadece senede bir defa baş kahin buradan içeri girebiliyor. Kendi günahlarına ve halkın günahlarına kefaret kurbanını kestikten sonra. Ama öyle bir şey oldu ki, şimdi diyor perdede, yani kendi bedeninde açtığı yeni bir yol. Ve gün geldi, bu perde birdenbire ortadan ikiye yırtıldı. Hangi günde o gün? İsa Mesih'in haç üzerinde çarmıhta bedenini ölüme teslim ettiği gün. Ne zaman ki İsa Mesih, baba şimdi tamam oldu dedi ve işte bu aradaki engel duvarı, engel perdesi ki kalın bir perde ve İsa'nın haç üzerinde ölümüyle ortadan ikiye yarıldı ve böylelikle ne oldu? Kutsal yerin kapısı açıldı. Ve insanlar artık o göremedikleri yeri görür oldular. Biliyor musunuz? O yer o kadar kutsaldı ki eğer baş kahin içeri girdiğinde burada bir yanlış iş yapsa anında ölürdü. Anında orada ölürdü. Ve hiç kimse de gelip de o öldü gider ölüyü kaldırayım diyemezdi. Eğer birisi girse o da ölür. Kim girse oraya ölür. O yüzden de baş kahinler içeri girdikleri zaman kutsal yere, perdenin arkasına ona bir ip bağlarlardı. Ve ip dışarıda dururdu. Eğer ki gelmediyse, geciktiyse, öldüyse, bir suçtan ötürü Tanrı onu vurduysa, onu iple çekerlerdi dışarı. Çünkü bir kişi içeri girse anında ölür. Bakın, şimdi ise Tanrı ne yapıyor? O kutsal yeri görebilirim diye, o kutsal yere yaklaşabilirim diye, o kutsal yerden içeri girebilirim diye, ortadaki perde kendiliğinden ikiye yırtılıp ayrılıyor. Amin. Bu perde neydi diyor? Perde İsa'ydı diyor. Yani simgesel olarak orada. Şimdi, niçin perde var? Günahlardan dolayı
kutsal yere girmeniz yasak. Ama İsa kim için öldü? Günahkarlar için öldü. Bütün günahkarlar için. Ve İsa'nın günahkarlar için ölüp kendi bedeninde kefaret ödemesi neticesinde ne oluyor? Perde yırtılıyor ve Tanrı'ya gitme yolu açılıyor. Bugün milletlerin bilmesi gereken şu: İsa Mesih'in vasıtası olmadan kimse Tanrı'ya yaklaşamaz. Kimse Tanrı'ya gidemez. Ve Tanrı'nın önünde lütuf bulamaz. Çünkü ne söylüyor bakın. Kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bizi açtığı yeni ve diri yoldan. Bak, Rab yeni bir iş yapıyor. Yeni bir şey ve diri yol. Bu kimdir? Yeni olan yol, diri olan yol kimdir? İsa Mesih'e söyledi, yol benim dedi. Diri yoldan, yani İsa Mesih'den, İsa Mesih vasıtasıyla kutsal yere girmeye neyimiz vardır? Cesaretimiz vardır. Bu yüzden de Tanrı kelamı şimdi bizi uyarıyor. Artık İsa Mesih'tesiniz, öyleyse siz kutsallarsınız. Amin. Kutsallar olduğunuza göre de Tanrı'nın kahinlerisiniz. Evet. Ve eski ahit döneminde, Musa'nın şeriat döneminde kahinler nasıl Rabbin önünde durup aracılık yapabiliyorlardı? Siz mukaddesler, kahinler topluluğu, siz de şimdi kutsal yere gelebilirsiniz. Arkaya geçebilirsiniz. Artık belinize ip bağlanmasına gerek yok. Ölüm korkusu yaşamınıza gerek yok. Çünkü sizin için ölen ve yolu açan bir İsa Mesih var. Bu yüzden de Tanrı kelamı bugün ne yapıyor? Her birimizi yüreklendiriyor ki İsa Mesih'in ayrıcalığını ve İsa Mesih'in getirdiği farkı görelim. Eğer İsa Mesih devrede olmasaydı ne olacaktı biliyor musunuz? O perde hep kalacaktı. Ve perdenin arkasını biz göremeyecektik. Kimse göremeyecekti. Oh! Yani Tanrı'nın izzetine kimse yaklaşamayacaktı. Ama şimdi ise yaklaşma ayrıcalığına sahip sevgili kardeşler. Tanrı'nın evinden sorumlu diyor, büyük bir baş kahinimiz bulunmaktadır. Evet, şimdi İsa Mesih göklerdedir. Göklerde de yeryüzünde olan mabedin aslı var diyor. Orada da tapınacağız biz. Orada da Tanrı'nın önüne gideceğiz. Ama bizim için kefaret eden, bizi savunan bir baş kahin İsa bulunmaktadır. Ve onun kahinliği ise diyor, ebedi kahinliktir. Sonsuzluklar boyunca baş kahin olarak orada duruyor ve bizim için ne yapıyor? Aracılık yapıyor. Kahin ölmüş olsaydı, baş kahin normal olarak dünyadaki İsrail'in döneminde, yani Hazreti Musa'nın dönemindeki kahinlik sisteminde baş kahin ölmüş olsaydı, onun yerine başka bir baş kahin gelecekti. Çünkü mutlaka kahinin bulunması lazım. Sistem böyleydi. Tanrı'nın kurduğu düzen. Ama şimdi bizim bir baş kahinimiz var ki hiç ölmüyor. Amin. Ölümü yendi. Amin. Ve dirildi ve ebediyen orada kalıcı. Amin. Şimdi ebediyen orada Tanrı'nın huzurunda bir baş kahin olduğu müddetçe başka birisi oraya gidemez. O baş kahinlik görevini üstlenemez. Çünkü Tanrı'nın baş kahini İsa Mesih'tir. Amin. Bir tek şefaatçi, bir tek aracı vardır. Kimdir? O da baş kahinimiz olan İsa Mesih ki ebediyen yaşıyor. Yaşadığı müddetçe onun kahinliği değişmeyecek. Ve böylelikle milletler eğer ki bu baş kahine, bu aracıya, bu vasıtaya İsa Mesih'e gelirlerse o zaman ne olacak? Onlar da baş kahin tarafından kutsanacaklar ve İsa Mesih'in kanıyla günahlarından özgür olarak içeriye Tanrı'nın huzuruna gelebilecekler. Görüyor musunuz sevgili kardeşler? İsa Mesih'te ne büyük bir ayrıcalık var. Mesih İsa'da ne büyük bir ayrıcalık var. Bu Mesih İsa'daki ayrıcalığın kıymetini bilmemiz lazım. Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım diyor. Şimdi bizi cesaretlendiriyor. Artık yaklaşabiliriz. Ve şimdi yaklaşalım. Ama nasıl yaklaşalım? Yürekten bir içtenlikle. Şimdi geriden başa doğru gidelim.
yürekten bir içtenlik. Şimdi İsrail halkı o zamanlarda geliyorlardı, Tanrı'nın önünde duruyorlardı. Ama bakıyoruz ki Tanrı'nın peygamber kulları vasıtasıyla şöyle söylüyor. Bu halk yalnızca dudaklarıyla beni sayıyorlar. Ama yürekleri benden uzaktır. Öyleyse Tanrı şimdi halkı yargılıyor. Ve halkın durumunu ortaya koyuyor. İçten bir sevgi değil. İçtenlik değil. Yürekten gelen bir içtenlikle değil. Dudaklarla Tanrı'yı aramak başka bir şey. Yürekten gelen içtenlikle Tanrı'ya yaklaşmak başka bir şey. Sevgili kardeşler, biliyor musunuz farkında olmayız. Biz geliyoruz burada ilahiler söylüyoruz. Güzel bir şey değil mi? Hiç kendine dikkat ettin mi? İlahileri söylerken içtenlikle onu hissederek mi söylüyorsun? Yoksa artık alışmışsın, ağız alışkanlığıyla dudaktan mı söylüyorsun? Çoğu zaman dikkat edin. Kendinize farkında olmadan hani söylersin ama söylediklerinin manasını söylerken derin düşünmezsin. Çünkü niye? Alışkanlığa dönüşebiliyor birçok şeyler. Dualar alışkanlığa dönüşebiliyor. Tapınmalar alışkanlığa dönüşebiliyor. Kitap okumak alışkanlığa dönüşebiliyor. Tanrı böyle istemiyor. Ama ne zaman ki içten geliyor, o içten geldiği zaman, o içten gelen bir arzuyla, coşkuyla ilahi söylediğinde sen bile tad alıyorsun. Sen bile kendini bir başka hissediyorsun. O anda yüreğin coşuyor, gözlerin doluyor bazen. İçten bir dua ettiğin zaman, geleneksel, alışkanlıkla olan bir duayla içten bir duanın arasında bile fark var. Kendini sanki göklere yükselmiş, bulutlara yükselmiş gibi hissediyorsun bazen. Ve itiraf ediyor birçok kardeşler. Diyor ki, inan her zaman bunu yakalayamıyorum diyor. Her zaman bu olmuyor ama bazen yakalıyorum. Öyle bir duaya giriyorum ki diyor, sanki bulutlarda uçuyorum. İşte bu içten gelendir. Aslında sürekli Tanrı'nın önünde durduğumuzda, Rabbin önüne geldiğimizde bu içtenliği yakalamamız, bu samimiyeti yakalamamız lazım sevgili kardeşler. Hayatımızda Tanrı'yla olan ilişkilerimizde alışkanlık olmasın. Alışkanlık olmasın. Ben çok insanlar biliyorum ki yıllardır kiliseye gider gelirler ama alışkanlıktır. Hem de üstelik de öyle bir şey yaparlar ki yerleri de bellidir. Yıllardır girerler aynı yerde otururlar. Şimdi ben de biliyorum ki bazı kardeşlerimiz var, hep aynı yerlerde otururlar, hiç değişmez. Çünkü niye? Artık içgüdüsel mi nedir? İçeri girer girmez herkes oraya bakar. Aa, bugün benim yerime biri oturmuş. Biraz keyif kaçılır. Bunun yüzünden kiliseyi terk edenler var biliyor musunuz? Yani bunu hafife almayın. Bir gün yurt dışına gitmiştim, bir pastör bana bunu şehadet ediyor. Diyor ki, bir karı koca var diyor, yıllardır gelirlerdi diyor, hep aynı yere otururlardı. Ve dönerken gelirlerdi, hep aynı yerde. Tesadüf, kimse de diyor oraya oturmazdı. Ama öyle bir şey oldu ki diyor, bir gün diyor, bu karı koca gelmekte geciktiler. Tesadüfen diyor, o günde kiliseye diyor, yabancı bir aile geldi ve gittiler onların yerine oturdular. Şimdi karı koca içeri giriyor, bakıyorlar ki yerleri dolu. Ne yapacaklar? Başka yere oturmuyorlar. Pastörü çağırıyorlar. Pastör diyorlar, git şunlara söyle de bizim yerimizden kalksın. Pastör de diyor ki, olur mu bunlar misafir diyor. Nasıl ben onlara söyleyeyim ki oradan kalkın, burası size ait değil, onlara ait. Ne fark eder diyor, kilise kilisedir, siz imanlısınız, herhangi bir yere oturun. Pastör diyor, olmaz, biz alışmışız diyor. Bizim oraya oturmamız lazım. Pastör de diyor ki olmaz deyince bu karı koca küsüyorlar, bir daha kiliseye gelmiyor. Ve sonra da diyorlar ki pastör bizim yerimizi başkasına verdi. Yani bu kadar basit değil. Siz de alışmışsınız. Herkes numarasını almış. Koltuklardan numara yok ama neden biliyor musun? Gerçekten de bir alışkanlık oluyor. İster istemez alıştığın içinde koşuyorsun geliyorsun. Murat alışmış. Gel şu göre hep gel burada oturacak. Saşa da arışmış. Ha şimdi bu alışkanlık aslında kötü bir şey değil. Fakat ne var? Bunu sadece şakayla, espriyle bir örnek veriyorum ki hayatımızda, Rab'le olan ilişkilerimizde alışkanlık olmasın.
alışkanlığa yer olmasın. Arzu, içten bir sevgi. Ne diyor? Yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Demek ki yüreğin coşması lazım. Bugün ben Rabbin evine gitmeliyim. Bugün Rabbin önünde durmalıyım. Bugün ilahilerimle Rabbi yüceltmeliyim. İşin içine girmeliyim sevgili kardeşler. Sadece kilisenin içine gelmek, oturmak değil. Ve sonra diyor ki, güvenceyle, imanın verdiği tam bir güvence. Neye güveneceksin? Tanrı'nın vaatlerine güvenmek. Hakikaten kelam okuduğumuz zaman biz Tanrı'nın vaatlerine güveniyor muyuz? Evet. Tanrı'nın vaatlerine %100 evet, amindir ve böyledir diyor muyuz? Amin. Çünkü bir aşağıdaki ayeti okuduğumuzda diyor, çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. Amin. Ve kelam diyor, Tanrı'nın her bir sözü denenmiştir. Biz İncil'in, kutsal kitabın Tevrat bölümünü okuduğumuzda Tanrı'nın İsrail halkı üzerinde yaptıklarını görüyoruz ve orada çok canlı şahadetler var ki Tanrı her şeyiyle kendisini tasdik etmiştir. Birçok olaylar olmuştur ve birçok olaylarda Tanrı kendi izzetini ve yüceliğini göstermiştir. Yani Tanrı güvenilir olduğunu tasdik etmiştir kelamında. Yapmış olduğu işler vasıtasıyla. Bundan dolayı da bir imanlı %100 Tanrı sözüne güvenmelidir. %100 güvenmelidir. Rab böyle söylüyor. Evet, amin. Amin. Böyle söylüyorsa böyledir. Bundan ötesi yok. Ötesi olmaz. Şüphe ve korku kimden gelir? Şeytandan gelir. İmansızlık kimden gelir? Şeytandan gelir. Buna yer vermeyeceğiz kendi hayatımızda kardeşler. Ve diyor evet, imanın verdiği tam bir güvenceyle. Ha, iman ne veriyor? İman da kurtuluş güvencesini veriyor değil mi? Biz neye iman ediyoruz? İsa Mesih'in kanı bizi bütün günahlardan temizler. Amin. İsa kurtarıcıdır. Amin. İsa'ya iman eden ne olur? Kutsallaşır. Ve bu perdeden içeriye girer. En kutsal olan yere girer. İman budur. Amin. Ve şimdi bakın. Ne veriyor? Bir içtenlik veriyor. Bir güvence veriyor. Ve imanla beraber bir kurtuluş veriyor. Sonra ne söylüyor? Diyor ki, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak. Ve bir öncesinde ne diyor? Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış. Neyin serpmesiyle kötü vicdandan arınmış? Biliyor musunuz? Yine eski ahit döneminde İsrail halkının gidip tapındığı mabedin içerisinde Rab'be adanmış kutsal eşyalar vardı. Bu eşyalar Rab'be adanmadan önce bir tören yapılırdı. Bu tören neydi? İşte bir kurban keserlerdi ve bu kurbanın kanını alırlardı, kahin alırdı ve kurbanın kahini mukaddes yerde olan eşyaların üzerine serperdi. Her yere serperek ne yapardı? Onları kutsardı. İsa Mesih'in kanı da aynı şekilde serpmeli kurban kanı gibidir. Serpildiğinde nereye dökülürse orayı kutsuyor. Amin. Ve şimdi kelam demek istiyor ki yürekleriniz Tanrı'nın kuzusu olan, kurbanı olan İsa Mesih'in kanının serpilmesiyle ne oldu? Temizlendi. Neden? Kötü vicdandan. Kötü vicdan, iyi vicdan. Yani vicdanlı, vicdansız. Vicdansız adamlar var mı çok? Çok var değil mi? Bizim aramızda da var mı? Peki zayıf vicdanlılar var mı? Zayıf vicdanlı da var. Vicdanı zayıf olanlar, vicdansız olanlar. Ama bakın Tanrı ne yapmak istiyor? Bizi vicdanda temizlemek istiyor. Düşüncelerimizde temizlemek istiyor. Davranışlarımızda temizlemek istiyor. Vicdan başkalarına karşı olan sorumluluk konusunda bizi olgunlaştırır sevgili kardeşler. Eğer ki insanda vicdan yoksa, kötü vicdan ne yapar? Sırf ben der. Ben der ve kendisini düşünür ve kendisine ait olanı yapar. Ama vicdanı temiz olan ise başkasına zarar vermekten korkar. Başkasına sıkıntı vermekten korkar. Başkasını düşürmekten korkar. Başkasının ayağına çelme takmaktan korkar. Başkasına kötülük tasarlamaktan korkar.
İşte İsa Mesih'in kanı üzerimize serpildiği zaman ne yapıyor? Bizi her şeyden önce içsel temizlikle temizliyor. Ve sonra diyor ki bedenlerimiz de temiz suyla yıkandı. Şimdi bedenlerimizin temiz suyla yıkanması bu çeşme suyuyla alıp yıkanmak anlamında değil. Çünkü bu temiz su dediği nedir? Buradaki bahsedilen temiz su nedir kardeşler? Bakın İsa'nın kanıyla içimiz temizleniyor. Şimdi buradaki suyla da bedenlerimiz temizleniyor. Yani su Tanrı kelamına işaret eder. Ve aynı zamanda su kutsal ruha da işaret ediyor. Ve burada şunu koyabiliriz. Diyebiliriz ki Tanrı sözü kutsal ruh vasıtasıyla bizi ne yapıyor? Adem'i zayıflıktan ve günahtan temizliyor. Ve böylelikle dış dünyada bize baktıklarında bizde Rabbin kutsal meyvelerini görmeye başlıyorlar. Önemli olan sabunla yıkanmak veya da kokularla kokulanmak değildir sevgili kardeşler. Önemli olan o değildir. Ha, temizlik için, dışsal temizlik için güzel bir şey. Fakat asıl temizlik nedir? İnsanların gözünde lütuf bulacak davranışlar sergilemek. Ayıplanacak, utandırılacak ve arkadan konuşulacak davranışlarımızın ve tavırlarımızın olmamasıdır. İşte Tanrı kelamı bunu yapıyor ve böyle bir temizlikle ne yapıyor? Bizi temizliyor ve kutsuyor. Yani ne yapıyor Tanrı kelamı? Tanrı'nın göndermiş olduğu kurban kuzusu İsa Mesih bir defa Tanrı'ya yaklaşmamızı sağlıyor. Bize cesaret veriyor ve kutsal yere girebilmemiz için bize bir kapı açıyor. İçtenlikle, güvenceyle, kurtuluşla ve kutsayışla bizi doldurup donatıyor. Bu dört şey üzerimizde işliyor. Açıkça benimsemediğimiz umuda diyor, sımsıkı tutunalım öyleyse. Ne umudumuz var? İsa tekrar gelecek. İsa krallığıyla gelecek. Ve İsa bu krallığı bize verecek. Onun krallığından ebedi pay alacağız. Onunla birlikte sonsuzluklarca yaşayacağız. Bu umut, madem ki Tanrı'nın huzuruna gidebilme güvencesine sahibiz, öyleyse bu umudu da içimizde yaşamalıyız sevgili kardeşler. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir diyor. Birbirimizi şimdi tekrar öğütler başlıyor. Bütün bunu bizim önümüze koyduktan sonra şimdi Tanrı kelamı bize öğüt veriyor. Diyor ki birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayretlendirebileceğimizi düşünelim. Sevgi ve iyi işler. Sevgi nereden geliyor? Her insanda sevgi var. Sevgisiz bir insan var mı? Kime sen der ki ben severim de ben iyi bir insanım. Kimse sevgisizliği kabul etmez. Herkesin kendisinde sevgi olduğunu düşünürler ama gerçek sevgi Tanrı'dan gelendir kardeşler. Gerçek sevgi kutsal yerden gelen, kutsal olan sevgidir. O yüzden de şimdi diyor ki sevgi ve iyi işler. Peki sevgi olmasa iyi işler olur mu? Olmaz. Olmaz. Sevginin olmadığı yerde ne var? Sevgisizlik var. Nefret var. Kin var. Öfke var. Kıskançlık var. Lanet var değil mi? Sevginin olmadığı yerde bu var. İyi işler nasıl olacak? O zaman sevgi nedir sevgi? Köktür. İyi işlerin köküdür. Bir ağacın kökü olmazsa meyvesi olmaz. Şimdi iyi işler yapabilmemiz için de tanrısal sevginin ne olduğunu bilmemiz lazım. Ve bu sevgiyle dolmamız lazım. Bunun için diyor ki birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayretlendirebileceğimizi düşünün. Bugün insanlar birbirlerini neyle gayretlendiriyorlar? İnsanlar bugün birbirlerine ne gibi tohum ekiyorlar? Fikirlerini nasıl kirletiyorlar? Ne öğretiyorlar? Birbirlerini iyi işler için gayretlendiriyor mu? Herkes iyi iş için birbirini gayretlendiriyor mu? Ne söylüyor? Nefret tohumları ekiyorlar değil mi? Ayrılık tohumları ekiyorlar. Kin tohumları ekiyorlar. Birazcık iki kişi arasında problem varsa, eğer ki sen onlardan bir tanesini tutuyorsan,
onun yanına gidip ona sanki iyilik yapıyormuş gibi öğüt vermeye başlıyorsun. Bana bak, sakın ona yüz vermeyesin ha. Tamam mı? O adamdan hayır gelmez. Kov gitsin, boş ver. On adam olmaz, tamam mı? Yemek bile yedirmeyeceksin, su bile içirmeyeceksin. Örnek. Ne örnekler verebiliriz? Ne örnekler verebiliriz? Ya ne akılsızlık yapmışsın diyor. Senin yerinde ben olsam var ya, onu yaşatmazdım burada. Ne akıllıca konuşuyor, ne güzel büyükler veriyor. Kışkırtıyor iyice. İnsanoğlu bu kardeşler. Biz insan soyu işte bu. Ama düşünmüyor ki, kimse düşünmüyor ki karşıdaki kimin? Karşıdaki insan kime ait? Milliyeti ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, anlayışı ne olursa olsun, bir insan, o insan kime ait? Tanrı'ya ait değil mi? Sen insana kötülük tasarladığında kime kötülük tasarlıyorsun? Tanrı'ya tasarlıyorsun. Peki Tanrı diyecek mi ki günü geldiğinde, doğru oğlum sen de haklısın çünkü o zatın senden değildi. Senden olmadığı için de böyle düşünmekle iyi yaptın diyecek mi? Tanrı sen ben diyecek mi? Tanrı sınır ayıracak mı? Tanrı millet ayıracak mı? Tanrı renk ayıracak mı? Irk sınıf ayıracak mı Tanrı? Dil ayıracak mı Tanrı? Ayırmayacak. Hedef insandır sevgili kardeşler. Başka dinlerde olduğu gibi sizden olmayanı dost edinmeyin diyen bir din bizim İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı değildir. Değildir. Böyle bir din olmaz. Senden olmayanı dost edinme diyen bir din bizim iman ettiğimiz Tanrı'dan gelmez. Çünkü bizim iman ettiğimiz Tanrı sevgi Tanrısıdır. Sevgi Tanrısı aradaki duvarları yıkar. Ve der ki onu seveceksin. Senden olmasa da seveceksin. Senin dostun olmasa da seveceksin. Senin düşmanın olsa da seveceksin. Düşmanların için ne yapacaksın? Hayır dua edeceksin. Hayır dua edeceksin ki Tanrı ona da merhametini döksün ve onun yüreğindeki kötülüğü alsın. O da Tanrı'nın gözünde lütuf bulan bir insan olsun. Hem kendi canı kurtulsun hem de başkalarına zarar vermekten kurtulsun. O yüzden Tanrı'nın gerçek sevgisi, size şunu söyleyeyim, İncil'de bize açılıyor sevgili kardeşler. Rabbe şükrediyorum ki hiç ayrım yapmıyor. Rabbe şükrediyorum ki hiç Tanrı kelamı bizi başka milletlere, başka dinlere karşı kışkırtmıyor. Rabbe şükrediyorum ki içimize nefret ve öfke koymuyor. Rabbe şükrediyorum ki hiç böyle bir ayet okuyamıyorum ki senden olmayanı, senin dinini kabul etmeyeni bulduğun yerde öldür diyen bir ayet vermiyor Tanrı bana. Ama diyor ki onun için dua et. Onun kurtuluşu için dua et. Onun için feryat et. Ta ki o da kurtuluş yolunu bulsun diyen bir Tanrımız var sevgili kardeşlerim. Ve size şunu söyleyeyim. İşte bu gerçek olan Tanrı'dır. İsim benzerliklerinden kaçın. Hani bazen reklamlar vardır biliyor musun? Reklamlar böyle ne diyor? Taklitlerinden kaçın. Taklitlerden kaçının, taklit dinlerden kaçının, taklit ilahlardan kaçının, taklit tanrılardan kaçının. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı, İsa Mesih'in tanrısı ve babası olan gerçek Rabbe tapınıyoruz. Onun adı ise Yahve'dir. Orijinal adı Yahve'dir. Ve kutsal kitap okuduğumuzda birçok yerde adı Yehova diye geçer. İsrail halkı da bu kutsal isimleri kullanmaktan kaçındıkları için ona Adonai derlerdi. Ama biz işte buna iman ediyoruz. İsa Mesih'in babası ve tanrısına. O da sevgi tanrısıdır.